Buraya bir çekti dur. Dikildiğini öğrenirim. Ama buradaki önemli olan sadece meslek değil, buradaki önemli olan bu süpürge bitkisinin de sürdürülebilirliği. Bu bitki sadece Sakarya bölgesinde çıkabiliyor, üretilebiliyor. Bunun üretiminin de devamı. Yoksa ürün devam etmezse zaten meslek devam etmez. Ürün olur, meslek olmazsa süpürge olmaz. Hem ürünü korumak gerekiyor, hem mesleği korumak gerekiyor. Dağılmaz bu süpürge. Yani sağlam olması anlamında. O da işte bu bitkiden sorgun bitkisinin bir türü. Bu bitkinin özelliğinden dolayı. Her yerde yetişen bir bitki değil. Biraz zor. Yani böyle çekerken sağlam bir bitki zaten. Bakarsanız bayağı bir sağlam bitki ve kolay değil. Bizim bunun eskiden çok revaçlı bir meslekti. Şu anda yani piyasadan kalkmadı. Daha yapıldığını ima etmek için buraya teşhir etmeye geliyoruz. Yani niyetimiz evlerde hanımların bu tip süpürgeyi kullanması. Bunda kullanım amacının şeyi yani el sanatının yaşaması için. Daha hala da bunlar ekmek gibi uğraşan ustalarımız var. Bunların yaşaması için. Ya süpürgenin özelliği bir kere tamamen organik. Tarlada tarım ürünü olarak yetiştiriliyor. Ve hiçbir yan etkisi yok. Mesela plastik aksamı az olduğundan kanserojen oranı yok. Mesela süpürge haşır neşir olan kişiler. Yani kanserojen riski yok. Geri dönüşüm, süpürge eskidiği zaman yani bir bahçenizde toprağın altına gömseniz çabuk toprağa karışabilen bir ürün. Evlerde mesela genellikle bazı hanımlarım çok halıya değer verirler. Halıları bununla süpürürlerse halının ömrü fazla uzun olur. Halıyı yıpratır, yolduğu için yıpratır. Biz istiyoruz hanımlarımıza mümkün olduğu kadar yani değer verdiği ev eşyalarını, temizliğini bunlarla yapsınlar. Daha iyi olur. Hem de bizi yaşatmış olurlar. Şu anda bize bunu üretimi de biz bazı sözleşmeli ektiriyoruz. Koruma altında. Sakarya süpürgenin bir özelliği de dayanıklı olması. Bizim yaptığımız bazı özel işçilikler var. Diğer yöre süpürgelere 2 ay giderse bizimkiler 6 ay gibi kullanım bedeli var. Sonra biz dış ülkelere bazı ziyaretlere gidiyoruz. Orada gördüğümüz örnekleri de burada uyguluyoruz. Şimdi tabii bazı süs eşyası olarak da bazı dekor olarak alıyorlar da genellikle 50 yaş üstü bize buna rağbet ediyor. 50 yaş altı da işte evinin bir köşesine asıp dekor olarak da kullanabiliyor. Sonra bizde temizlik amaçlı yapılan imalatlarımız da var. Sokak, çevre temizliği için. Biraz da onlarla ayakta durmaya uğraşıyoruz. İşte belediyelerimiz bazen gelip bizden çevre temizliği için sipariş veriyorlar. Onların sayesinde. Ama evlerin içine artık girmemiz zorlaştığı için orada da süs eşyası olarak kenar köşede kullanıyorlar. Buna göre 900 esnaftan tabii teknoloji girdikçe 60-70 esnafa kadar düştük. Şimdi biz bunlarla devam ediyoruz. Yarın öbür gün 20'ye düşer ama tamamen bitmez. Talebe göre gene yapılır.